Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Navitek marka şöyle navigasyon, taşınabilir navigasyon cihazlarının harita güncellemeleri nasıl yapılabilir? Cihazımıza ait bir güncelleme var mı, yok mu? Güncel, kendi sürücüsü var mı? Kendi yazılımı var mı? Nasıl güncelleriz? Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Cihaz önümde, yeni açtık. Bayağı uzun zamandır, belki yıllardır kapalıydı bu cihazımız. Yeni açtık bugün sizler için. Neye ihtiyacımız var? İlk olarak bir kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle iki girişli, İki ucu şu şekilde olan, bir tarafı data girişi, bir tarafı klasik USB girişi olan bir kablo, sağlam bir kablo edinin. Girişimiz bizim bu şekilde olduğu için şu şekilde görmüş olduğunuz gibi şu girişe uygun kablomuzu aldık. Şimdi cihazımızı bilgisayarımıza bağlıyoruz ilk olarak. Cihazımızı bilgisayarımıza bağladığımızda bilgisayarımız algıladığında ekran şu şekilde olacak arkadaşlar. Cihazın ekranı bu şekilde döndüğünde cihazımız bilgisayara bağlıdır anlamı taşıyor. Ardından bize bir program lazım. Navi Extras isimli şu program lazım. Bu programı nereden indiriyoruz? naviextras.com. Şöyle naviextras.com extras.com sitesine giriyorsunuz. Sitenin sağ tarafında şurada Navi Extras Toolbox'ı indirin yazan yere tıklıyorsunuz. Şurada Toolbox. Şurada dili Türkçe değilse şuradan dilini Türkçe'ye çevirin. Eğer Türkçe kullanacak iseniz indir diyorsunuz. İndirdikten sonra ben daha önce indirdiğim için indirdim. Kurulumu yaptım. Cihaz şöyle karşımda. Cihazın programı karşımda. Program açılır açılmaz şurada şu köşede benim bağlı olan cihazım VR761T cihazımı bilgisayarın gördüğü ve burada da ismini yazdığı görülmekte. Hemen şu üstteki not logged in yazan yere tıklıyorsunuz. Navi Extra'da bir hesabınız var ise, naviextras.com'da bir hesabınız var ise buraya kullanıcı adı ve şifrenizi yazın. Yok ise bu siteye gidip bir kullanıcı adı şifre hesabı açtırın. Benim daha önceden bir kullanıcı hesabım var. Hemen onu gireyim ben. Kullanıcı hesabıma şifremi hemen girelim. Giriş yaptıktan sonra burada sol taraftaki menülerde Home menüsü, Shop menüsü, Updates, Backup, Settings, Extras yazan menüleri var. Burada Updates yazan yere gelip tıklıyoruz. Burada cihazımızın bir güncellemesi var mı yok mu onlara bakacak. Şu anda serverdan data beklentisi var. Evet geldi. İki tane güncellemenin olduğu, bir tane ücretsiz update'in, bir tane de bazı onarımlar güncellemesinin olduğunu söylüyor. Hemen buradaki ekrandan ne yapıyoruz? Sağ taraftaki install yazan yere tıklıyoruz. Burada yedeklemeyi alınsın mı almasın mı diye bize bir soru soruyor. Bir yedek alsanız iyi olur. Şöyle bir yedek alsın öncelikle cihazınız. Daha sonra yedeklemeden sonra tekrar update'imizi yapalım. Çünkü update sırasında bir sıkıntı olduğunda cihazımızın bilgisayardaki yedeğinden kolaylıkla ilk haline dönebiliriz. Tavsiyem bir yedek almanızdır. İnternet kesilir. Bir sorun olur yani. Yedeklemenin alınmasını bekleyelim. Yedeklememiz başarıyla tamamlandı. Yedeğimizi aldıktan sonra şimdi direkt güncelleme tarafına geçti. Daha önceden güncelle dediğimiz için hemen online güncelleme dosyalarını internet olan bir bilgisayar olacak tabii. Başında söylememiz gerekiyordu. İnternetsiz bir bilgisayardan güncelleme yapamıyorsunuz. Şu anda evet 8 MB'lık küçük bir dosyalar halinde herhalde hepsini indiriyor şu anda. %52'ye geldi. Güncellemelerimiz bu şekilde. Şimdi şöyle bir durum var. Almış olduğunuz cihazın ücretsiz güncellenebilir tarafı neyse sadece ona destek veriyor firma. Bu cihazın ücretsiz alabileceği güncellemeler bellidir. Daha üst bir güncelleme, yani daha güncel bir harita veya farklı bir bölgenin haritasını yüklemek istediğinizde biraz sonra anlatacağım mağaza kısmına gidip oradan ücretli elde edebiliyorsunuz. Çünkü firmadan bu cihazları alırken size verebileceği ücretsiz haritalar kısıtlıdır. Örneğin Türkiye'de aldıysanız
sadece Türkiye haritasını ve güncellemelerini size vereceğini belirtiyorlar zaten. Ama siz Avrupa'da kullanmak istiyorsanız veya farklı bir bölgede kullanmak istediğinizde, bu haritaları edinmek istediğinizde size satmak isteyecekler. Bunun da belli bir ücretleri var, biraz sonra göreceğiz. İşte aylık kullanımlar oluyor, yıllık kullanımlar oluyor. Kısa bir gezi düzenliyorsanız sadece bir aylık ücretsiz bir satın alma da yapabiliyorsunuz. Böyle imkanları var Navitek yol cihazlarında. Güncellemelerimiz devam ediyor. Ben buraları atlamam, isterseniz siz videoyu ilerletebilirsiniz. Ben tabletimin hangi haritalar olduğunu yeni öğreneceğim. Birazdan açacağım, öyle öğreneceğim. Evet, güncellemelerimiz yapıldı. Bakalım tekrar bir güncelleme var mı? Şu anda bir güncellemesi daha olursa buraya ekliyor. Evet, cihazın şu anda en güncel halinde bunun uyarısını bizlere verdi. Az önce bahsettiğim farklı bir harita satın almak istediğinizde şuradaki sol taraftaki shop yazan, mağaza yazan yere geliyorsunuz. Burada işte hangi haritaları istiyorsanız, buradaki hangi haritalar istiyorsanız bunlar üzerinden satın almalarda gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Avrupa haritası almak istediğimizde şöyle Read More yazan yere tıkladığımda bana evet $112 bir yıllık. Bütün full paket $112. En düşük paket nedir? Bir aylık. Sadece gezi amaçlı bir aylık paketinin de $19.95 olduğunu bizlere belirtiyor. Bunları karta eklediğinizde daha sonra cihaz üzerinden, site üzerinden satın almayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine mağaza kısmında, şuradaki mağaza kısmında sağ tarafta haritalar kısmında Free PC Extras yazan yerde size ücretsiz verecek bazı yazılımlar, işte şunlar bunlar görüyorsunuz. Ufak tefek şeyler de var. Şuradaki kartta eklediğimiz 19.93 direkt buraya geldi. Free yazanlar da zaten free yazıyor görüyorsunuz. Eğer duvar ne veriyor? Bir şey veriyor. Duvar kağıdı veriyor. Cihazın size satın alırken verilen harita dışındaki haritaları edinmek istediğinizde ücret alıyor maalesef. Navitek ekstra, Navitek yol bilgisayarlarında, Navitek cihazlardaki bu güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki güncellemek yapmak istediğiniz bir cihaz varsa bu videoda anlattığım şekilde cihazınızı en güncel hale getirebilirsiniz. Kolay gelsin.